Abdünnasır. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. İlminizi Allah ziyade kılsın. İki de savalım var demenin. Hop. Abi şu gıybat hakkında 3-4 ortaklarımız var, aşinalarımız var. Şöyle bazı bir eylige harkıl eylige ortakça nemen taşım oku demiz değil mi? Şöyle şu oğda harkıl gaple çıkaydı şöyle 3-4 aşinalarımız yıkılganda gıybatı keskin tohtetiş hakkında bir o soru usulü börse ait varsanız. Şöyle çoğun bir kişinin yomollapmaz. Tör kişi oturdu. Mesela çoğun bir kişinin mesela çoğun şu bolen iş doğrusu yaplaştı. Boşa kişi. Bizden taşkari kişinin işe yakıdı. Mesela uyan gıybatı kredi mi yok kırmaydı mı? Çünkü en ağır bir yetişimi bilmeyemiz de. Her bir beyhtiyol yapırıp Hop, buyurup de. düşündüm. YouTube'da gıybet hakkında Abror Muhtar Ali deyip gıybet ve onu turları deyip kıdırsayız çıksa gerek. O hakkında hem batafsız suhbet kıyamız. Keyin kop joylarda ettik bunu. Gıybetini şeytan cüde adamları ziynetler korsatar. Bazı asarlarda bazı zatlar aitken şeytan bir kulu da asal kütarı bürerken de bir kulu da kül kütarı bürerken kül. Asallı şu gıybet kıyan adam mı ağzı kusurta oturarken. Gıybet kısa mazakla diyor adam. Şu şeytan kusurta etken bularken onu. Küllünü makaladı dese küllü şu yetimlerini başı sepip ularını toz gıtıp şu hunik korsatışı ki hareket kılarken nemege? Çünkü başını bir Müslüman onu silese başıdaki tükü beraber de günahları keçirilip bir tadı olan. Uşuna kakamasın diyeyim. Endi gıybet haram amallardan, günahı kebirelerden. Gıybet uzu adette gıbeden alıngan da gıybet degeni yok adamını yapırış degeni. Aldızda yok. Yok adamını yapırıştan kuzlengen maksat ne mi? Yaxşı tomonini gapirish. Bu adamını tanıtıp bu iş. Yok ki başkalarına ibret sıfatı da keltiriş. Yok ki o hakkında şikayet kılış. Yok ki onu obrosiga tecavüz kılış. O adamı tanıtış bulsa yap yok. Tanıtıp koyasın. Falanca adam deseyiz tanıydı adamlar buldu. Tanıtış için falancı değildi. O adamın sıfatını etseniz yani bu bağlı kılmasın ama falancı yakışı insan deseyiz burada. Yok ki o adamın ahli bidatlığını tanıtıp bu iş. Ahli bidat. Yok ki cinayetçi. Yok ki katil. Yok ki narkoman. Bunga o'xshagan vaziyatlarda. Ularni tanıtıp qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga? Chunki u odamlarga nisbatan odamlar ehtiyot chorasini ko'radi. Ehtiyot chorasini ko'radi. O'sha jihatdan ularni tanıtıp qo'yishlik aniq bo'lgan, ya'ni odamlar uni gapiga quloq soladigan bir kishi kelib maslahat so'ragan vaziyatda aytib qo'yish kerak. Sodda qilib aytay, mana siz uyingizda o'tiribsiz. Qo'shningiz narkoman. Shu bir qizga borib sovchi bo'lyapti. Yaxshi soliha bir qizga. Sovchi bo'lyapti. U sovchi qizni oilasi kelib sizdan so'rayapti. Qo'shningiz qanaqa bola? Desa nima qilasiz? Indamasangiz bo'lmaydi. Yaxshi bola desangiz yolg'on bo'ladi. Bir oilaga juda katta zarar bo'lyapti. Aytasiz buni yo'q, narkoman bola deysiz. Bo'ldi, narkoman yana o'zingizni surishtiringlar deysiz. Misol uchun. Yoki bir odam bilan sherikchilik ishlamoqchi. Sizni o'rtog'ingiz. Narigisi xoin. Birovu haqqini yeb, bezdirayib ketaveradigan. Pul uchun hamma narsaga rozi bo'lgan sharafsiz. Uni nima qilish kerak? Ha, unday odamlarni tanitib qo'yish kerak. Buning uchun joiz. Endi bir odamdan qoziga shikoyat qilyapsiz. Yoki qozi yo'q hozir. Bir ahli ilmni oldiga borib shikoyat qilyapsiz. Nima qildi? Falonchi men oldi berdi-da, meni haqqimni yeb ketdi. Da'vo bu. O'shani olib kelsam, shariatga ko'ra shu odam bilan o'rtamizni isloh qilib qo'ysangiz. Tamom, ana shu jihatda gapirsa bo'ladi.
Demek o gayip adam hakkımı yiyip gitti diyebilirsiniz, yamanla yapsız, eşisi hapı buladı, lakin bu gıybatki kırmaydı. Demek ki ıslah için hareket ediyoruz. Bunu ulamalar altıda cihattan senegen. Bu öttü. Şimdi şeriat haram kıgeni, asasen bizi ümmet müptela bugeni, bu şey şeytan ağızıge sürte bürgen asalge alakadar. Şu gıybet şu. Müslümange nispeten bunu abruzge tecavüz kılış. Bu yok orullarda piçir piçir kılıp bunu obrosuge her türlü geplerini atış. Bu hakkıda Kur'an-ı Kerim وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا dedi. Bazınız bazınızını gıybet kılmasın. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهُ dedi. Sizlerden birer tengiz o'zining birodarini o'lgan o'limtik go'shini yeyishni yaxshi ko'radimi? Fakarehtumuhu yoqmayaptimi? Ya'ni o'limtik go'shni qanaqa yesa odamning tabiati jirkanadi. U birodaringizning o'lgan go'shini yeyishlikka o'xshatyapti Alloh taolo g'ibatni. Ay, yoqmayaptimi? Allohdan qo'rqinglar deydi. Gunohi kabira bu. Shuning uchun ba'zida birodarlar yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Ha, g'ibat bu g'ibat joiz deydi. Aslida joiz emas g'ibat o'zi. Joiz emas g'ibatni ha bu joiz deb halol sanaveradi. Shariat harom qilib turgan. Shariat harom qilib turgan narsani g'ibat anaqa bo'lsin, qonuniy bo'lsin deb bir-birlarini hayajonlantirish uchun bu joiz g'ibat sifatini aytyapman-ku deydi. Ha, sifatini aitsa g'ibat bo'ladi. Undagi bor sifatni aitsa g'ibat bo'ladi. Yo'q sifatni aitsa bo'xton bo'ladi. Bundan qaytardi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, Qur'oni Karim bundan qaytardi. Payg'ambarimiz aytdilarki, bir musulmon g'ibat qilinayotdi, bir musulmon. Uni birodari uni o'sha g'ibatdan himoya qildi. G'ibat qilma, to'xta dedi. G'ibat qilma, to'xta dedi. O'sha odam eng og'ir kunda Allohning himoyasida bo'ladi. Birodaringizni g'ibatdan himoya qilsangiz, Alloh taolo sizni jahannamdan himoya qiladi. Birodaringizni g'ibatdan himoya qilsangiz, Alloh taolo sizni qabr azobidan himoya qiladi. Bu juda katta manfaatli ish. Sababi jamiyatlar ichida, jamiyatni parokanda bo'lishligida eng katta unsurlardan biri g'ibat. Eng katta unsurlardan. Hatto o'sha Imom Hokimning mustadroklarida kelgan hadis Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, Abu Sa'id al-Khudriydan ham rivoyat shunga o'xshagan ma'nolarda riboni 70 dan ortiq riboning gunohi bor, og'irligi bor. Eng yengili o'zining onasi bilan to'shakda yotganga teng, eng yengili bu. Riboning eng yengil gunohi o'zini onasi bilan to'shakda yotganga teng. Lekin arba riba riboning eng kattasi musulmonning obro'siga tajovuz qilish. Ana shu g'ibat bilan bo'ladi. Birinchi g'ibat bilan bo'ladi shu. Va uni gaplarini yolg'ondan odamlar ichida tarqatish. G'ibat bilan bo'ladi. Buni bugungi kunda qonuniylashtirib olishyapti. Nima emish? Ahli bid'atni gapiryapmiz. Chiq, kel, qani qaysi gaping bid'at desangiz, kelmaydi, qochib yuradi. Demoqchi bo'lganim, demak, bu umumiy jamiyatdagi bugungi vaziyatdagi holat shu. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, g'ibatdan imkon qadar saqlanishimiz kerak. Hindistonda ba'zi ulamolar aytishadiki, endi ular urdu tilida gaplashadigan musulmonlar arab tilida fusxani o'rgangan. Ya'ni shevada shaqqillatib gapirtasha olmaydi arabchani. Arabchani endi o'yla, masalan, qiynalib gapirasiz-da, kitob o'qisangiz tushunaverasiz, tarjima qilsangiz o'zbekcha qilaverasiz, bir arab kelsa o'ylanib qolasiz. Oldin o'zbekcha o'ylab, keyin miyangizda uni arabchaga tarjima qilib olib, keyin uni gapirguncha arab ketib qoladi. Mana shunaqa vaziyat. Aytishar-ganki, kelinglar o'zaro bir-birimiz bilan arabcha gaplashamiz, deyishar-gan. Nimaga desa, g'ibat qilish yo'qoladi, ya'ni arabcha gaplashsa g'ibat qilolmaymiz arabchada deyishar-ekan. Ya'ni g'ibat bo'lmasa hozir juda ko'p majlislar, juda ko'p choyxonalar yurmaydi.
ribat orqasidan yuryapti ko'pi. Lekin bundan saqlanganlar Allohning rahmatiga sazovor bo'lgan zotlar. Buni ko'p tarqatishimiz kerak. Ha, ko'p tarqatishimiz kerak. To'xtat ribatda deyishimiz kerak. Lekin ahli bid'at mustasno to'ppa to'g'ri. Lekin ahli bid'atning bid'atini isbotlamasdan turib, uzoqdan turib olib bu ahli bid'at u undoq uni gapirsak bo'laveradi deyishlik xatarli. Ba'zi ulamolar kufrga tushib qoladi deydi. Chunki shariat g'ibatni harom deb turibdi, u halol deyapti. Va buni halol ekanligiga o'zicha botil dalil keltiryapti. Ahli bid'at deyapti. Ahli bid'at bo'lmasa-chi? Demak, bundan ehtiyot bo'lish kerak. G'ibatni gunohi og'ir. Alloh taolo undan asrasin. Endi oddiy odamlar ichida shu darajada. Endi hozir ahli ilmlarni g'ibat qilinyapti. Ahli ilm hatto o'tib ketganlarni bu endi u ahli ilmning shaxsiyatidan o'tib dinga tajovuz. Buni dushman juda yaxshi biladi. Dushman ayniqsa bizni dinimizga tajovuz qilish uchun rejalik ishlayotganlar buni juda yaxshi biladi. Ular mana shunaqangi masalalarda iloji boricha ahli ilmlarni g'ibat qilinishligini tashkillashtiradi. Ulamolarimiz masalan Imom Maturidiyni g'ibat qilishibdi. Oddiy odam bilmaydi. Qanaqa g'ibat qiladi? Kitobdan o'qib beryapti deydi. G'ibat qilyapti o'zi. Imom Maturidiy rahimahullohni aytmagan gaplarini aytdi deyishibdi. Imom Ash'ariy rahimahullohga tuhmat qilishibdi. Bu haqida maqolalar yozishibdi. Kitoblar yozishibdi. Doktorskilar olishibdi. G'ibat ustiga olishibdi. Kitobi sunnatdan gaplash o'zini kitobidan o'qib ber desangiz o'qib bermaydi. Ularga berilgan gapni gapirishyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni iflosdan olib kofirga kufrga solishyapti. Bu xatarli, ya'ni bu juda xatarli. Bular qalbi zaharlangan odamlar. Bularni islohi qadimda ulamolar aytgan ahli bid'atni islohi juda qiyin bo'ladi. Chunki ahli bid'at va yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a qilayotgan ishlarini yaxshi sanaydi ular. Eng zo'r ishni qilyapmiz deb o'ylaydi. Bu musulmonlar ichida yagona haqiqiy ishni biz qilyapmiz deydi. O'shaning uchun ular o'zini xatosidan orqaga qaytishligi juda qiyin masala. Alloh rahim qilganlari mustasno, lekin ularni ko'pi mana shunaqangi vaziyatga tushgan. Lekin biz birodarlar shu vaziyatdan iloji boricha chiqishimiz kerak. Ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Dolzarb mavzuni ko'targan uchun tashakkur sizga ham alohida. Salomat bo'ling. Xo'p.